Arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. ISM formları nasıl doldurduğumuzun eğitimi devam ediyor. Ana makine performans rekord kayıtlarının nasıl yapıldığını şu an size göstereceğim. Evet, formumuzda gemi adını, bulunduğumuz bölgeyi, tarihi, saati, makineyle ilgili bilgileri yazmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Gemimizin hızını, köprü üstünden alacağınız rüzgar, hava durumlarını, hava basınçlarını köprü üstünden aldığımız bilgilere göre dolduruyoruz. Evet, geminin yüklümü boş mu oldu ve gene köprü üstünden aldığımız bilgilere göre. Ana makinenin çalışma saati bilgilerini dolduruyoruz arkadaşlar. Aşağıya doğru geldiğimizde silindirlerin tatlı su çıkı sıcaklıkları, egzoz gaz sıcaklıkları, yakıt endeksini ve Pimax, Picom hangisini alıyorsanız onları yazıyorsunuz. Picom neydi arkadaşlar? Yanma olmadan sıkıştırma basıncı. Bunu nasıl alabiliriz? Pimax kontrol cihazımız yazıcıya çıktı alıyorsa, yani yazmalı usuldeyse, orada Picom ve Pimax'ı görebiliyoruz arkadaşlar. Değilse yakıt rak kolunu sıfıra getirerek o silindirin önce Pimax'ını arkasından sıfıra getirdiğimizde, burada 70 ise Pimax, 35-40 civarında da Picom vardır. Bunları da bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Sayfaya devam ettiğimizde makinemizle ilgili bulunan diğer değerleri, yani vardiya kontrolünde de alınmış olan değerler gibi diğer değerleri, şarj havasının basıncı sıcaklığı, egzoz gaz turbo şarjların giriş çıkış sıcaklıkları, silindir sıcaklığı basıncı, tatlı su şarj varsa kuler in giriş out çıkış sıcaklıkları, yağ giriş çıkış sıcaklıkları, gir lubrikatörün sıcaklığı basıncı, fuel oil yani fuel yani yakıtın basıncı, bazı formlarda sıcaklığı, günlük spesifik gravity yani kullandığımız yakıt ne, burada diesel oil, marine gaz oil neymiş, viskozitesi 0.838, bununla çarptığımızda metreküpü neyi buluyoruz arkadaşlar, metrik tonu buluyoruz. Bu formlarda istenen değerleri kaydediyoruz. Bunu genelde formlarda her aydır baş mühendisin adı, soyadı ve imzasını unutmuyoruz arkadaşlar. Her ay doldurmamız gereken ana makine performans değerleri çok önemli. ISM kontrollerinde makineyle ilgili bir kaza problem yaşandığında, surveylerin kontrollerinde bunlar isteniyor. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Tekrar formun başına geri döndüğümüzde soracağınız bir şeyler varsa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Tek tek ISM formların nasıl doldurulduğunu size göstereceğim arkadaşlar. Ve bu formlardan aynı zamanda elinde hiç ISM olmayan arkadaşlar da Word, Excel kullanarak bu görmüş olduğu formların yenilerini çıkarak sıfır aldıkları gemiyi ya da yeni aldıkları, işletmeye aldıkları geminin ISM'lerini de oluşturabilirler. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hüseyin Türk Sönmez YouTube kanalımıza mutlaka abone olun. Bildirimleri açın. Beğenin ve linkimizi arkadaşlarınıza paylaşın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.